Çalışıyorum ama aklım telefon. Aynen hocam ya. Dersteyim ama aklım telefon. Hocam bildirim gelmiş mi? Sinema, aynen bak telefon bizim hayatımızda şu anda inanılmaz önemli bir yere sahip. Doğru mu? 10 saniyedir telefonuma bakmıyorum ve huzursuzum. Tamam şimdi bu telefonla alakalı çözemediğimiz problemi gel seninle beraber çözelim. Ama öncesinde Zümrüt'ün, Ahmet'in ve çizim delisinin bize birkaç tane mesajı var. Zümrüt'ün mesajını okur musun Tavuş Eren Bey? Kurtulmam gereken tek şey akıllı telefonlar. 441 tane beğeni almış. Bayağı bir iyi bir beğeni almış yorum. Ahmet Sayın mesajı okur musun? Tonguç yardım et. Tam ders çalışacağım ama oturduğum zaman yanımda telefon olmasa bile aklımda bir telefonda bir türlü ders oturamıyorum. 145 beğeni almış. Maşallah çizim derisine bakalım. Ders oturuyorum telefon yanımda olmuyor ama yine de aklım telefonda da oluyor. Odaklanamıyorum. Gerçekten çok doğru, çok doğru. Peki şöyle bir araştırma yapmışlar. Demişler ki 4 kişiden biri... günde 7 saat akıllı telefon kullanıyor demiş. Gerçekten de inanılmaz derecede yüksek bir akıl. Hatta ben daha fazla kullanıyorum. Sen daha fazla kullanıyorsun. Aynen hocam. Herkes daha fazla. Peki dünyada en çok Instagram kullanan ülke arasında 5. görüyoruz. 33 milyon. Milli gurur. Yani Türkiye'nin nüfusunun neredeyse yarısı kullanıyor maşallah. Ne milli gurur evladım. Şimdi dolayısıyla mesela hemen bir günlük hayatımızdan bir kesit alalım seninle. Bakalım. Alarm çaldı uyandık. Hemen telefonumuzu elimize aldık. Çat diye telefonumuzu elimizde. Sonra 20 dakika boyunca hiç bırakmadık telefonu değil mi? Normalde genellikle öyle, evet. Günlük hani sabah rutinin videoları çekerler. Genellikle hep böyle olur. Veya işte uyku saatim geldi. Ne yaptık? Uyumaya yattık şeyimize, yatağımıza. Ama telefonu elimizde. Telefonla ne yaparız? 20 dakika önce hiç bırakmadan mesajları izliyorum hocam ben. Şimdi bunun farkına varıyormuş sonuç. Vardık değil mi? O zaman bu telefon bizim hayatımızdan zaman çalıyor. Kafadan kırptı. Peki farkına vardıktan sonra zamanım yok demememiz gerekiyor. Tonguç'um iki türlü çalışma vardır. Bir tanesi dikkati eksiktir, yüzeyseldir, ezberdir, ortam dağınıktır, tamamen birbirine girmiştir. Bildirim gelirse telefondan direkt bakarsın, telefona uçarsın. Telefonda da ne gelmiş acaba çok merak ettim. İçimde gruplar sessiz olsa bile bakıyorum hocam. Aynen içimde bir sürü durduramıyorum kendimi. Zaten benim de yaşadığım bir şey, senin de yaşadığın bir şey. Bu çok doğal bir şey merak etme. Yapamadığı yerleri direkt geçiyor, hiç umma değil ya ne gerek var. Süresi de bir saat oluyor. Tamam eyvallah. Bu başarı getirmiyor Tonguç. Ama öyle bir çalışmak var ki Tonguç'um. Konsantrasyonu yüksek. Derin ve öğretici olarak çalışıyorsun. Ve asıl amacın öğrenmek. Peki ortamda düzenli. Çünkü sen düzenli bir adam oluyorsun o sırada. Ve bildirim gelirse de telefonu ihmal ediyorsun. İşte burası çok kritik. Bildirim gelirse telefona bakmıyorsun evladım. Yapmadıklarını da not alıyorsun. Yapamadıklarını not alıyorsun. Ve süresi de bir saat. Bak aynı süre. Ama bir tanesi başarı getiriyor, diğeri ise başarı getirmiyor. İşte iki farklı çalışma var o zaman. Süreleri aynı olmasına rağmen başarılı olabiliyorsun. Bir tanesi de başarısız oluyorsun. Dolayısıyla sen hani ben başarılı olmak istiyorum. Yani şöyle doğru çalışmak çok önemli. İşte doğru çalışmayı anlamalısın. Saatlerde çalışıyorum ama başarılı olamıyorum diyen bir sürü insan var değil mi? Yani telefonla beraber çalıştığımız oluyor. Sebebi ne sence peki Tonguç? Çünkü odaklanamıyorlar. Peki odaklanamaması için ne var elimizde? İşte bu var Tonguç. Bu gerçekten hayatımızın çok büyük bir kısmını bizden çalıyor ne yazık ki. Dolayısıyla biz bunun farkına varıp ne yapmamız gerekiyor? Full konsantrasyon ile bir saat çalışalım yeter dememiz gerekiyor. Bunun için de kendimize kurallar koymamız gerekiyor. Koyalım hocam. Nedir bu kurallar? Sosyal medya yok. Oo, zaten ama bu kural değil ki hocam imkansız bir şey. Zaten kimse günümüzde artık televizyon melevizyon değil de sosyal medyada çok zaman kaybediyor. Sosyal medya yok evladım. Kendine diyeceksin ki bir saat boyunca ben hayatımda sosyal medyayı çıkartıyorum kardeşim. Bildirim gelirse bakmıyorum kardeşim. Arkadaş yok, akıllı telefon yok bir saat boyunca. Ama günde bir saat boyunca. Tabii sen daha büyük sınavlara hazırlanıyorsan LGS gibi, üniversite sınavı gibi, YKS gibi o zaman bu süre daha da artacak. Ama sen normal rutin bir öğrenciysen zaten bir saat verimli çalışırsan allame-i cihan olursun derler. Yani gerçekten süper bir adam olursun derler. Dolayısıyla o zaman artık hazırsın Tonguç'um. Süreni kontrol et. Bir saat. Kurallarını koy. O süre zarfında hiçbir şekilde cep telefonuna bakmıyorsun. Bunu hayatından çıkartıyorsun. Uçak modu değil hatta kapatabilirsin. Daha da güzel olur. Hayallerini ve hedeflerini hatırlayaraktan çok odaklı bir şekilde çalışıp İnşallah başarılı oluyorsun diyoruz. O zaman ödül sorumuzu yaptım Tonguç evladım benim. Başarılarını devam ediyorum. Hadi bakalım evladım.